davisi kolay bir rahatsızlık diyebiliriz. Aslında değil öyle mi? evet. Yani uygun bir takiple düzenli 3 ayda bir Hı -hı. en azından kontrolle ve ilaçlarını gerçekten hekimle uyum sağlayarak kullanmayla e, quality of life deniyor. Şimdi çok önemlidir bu. Hı -hı. Yani çocuğun normal uyuması, okuluna normal normal gitmesi, iki de bir hırıltı nefes darlığından sıkıntı çekmemesi, doktora gitmemesi, hastaneye gitmemesi, kısacası yaştaşlarıyla tamamen aynı bir hayat yaşaması sağlanabilir evet. Peki hocam çocukluk çağında bu tür hastalıkların tanısı konmaz ve tedavisi gerçekleşmezse ileriki yaşlarda nasıl bir etkisi olur? Şöyle söyleyeyim, tanısı konmadığı zaman size biraz önce anlattığım hava yollarındaki kronik iltihabi hal sürekli olarak bronşlarda kalmış oluyor. Kaldığı zaman oraya her gelen hücrenin kendine göre salgı ve ürünleri var. Bu ürünler de e, oradaki dokuya zarar veriyorlar. Dolayısıyla uzun yıllar geçtiği zaman yani hastanın diyelim ki şikayetleri 4 yaşında başladı bize 5 yaşında geldi. Y yeni tanık olmuş hani tedavi edilebilir e, hasar bırakmayan bir hasta olarak kabul ederiz onu ama 10 yıl 15 yıl geçtiği takdirde epeyce geç geldiği takdirde bu inflamatuar yani iltihabi hücreler hava yollarımıza, bronşların iç yüzeylerine zarar veriyorlar ve hava yollarında normalde hava yollarımız lastik gibi açılıp kapanır bir özelliğe sahiptir. Nefes alıp verdikçe bu özelliklerini kaybediyorlar ve sonuç olarak kronik hava yolu darlığı Bizim kendi terminolojimizde airway remodeling dediğimiz hava yolunun yeniden yapılanması yani kısacası hava yolunun kalıcı daralması söz konusu olur ki bu da erişkinlikte özellikle daha da ileri yaşlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığına yani kronik akciğer hastalığına zemin yaratır. Hı hı. Bu anlamda çok önemlidir. O size tarif ettiğim inhaler yani fısfıs fıs yoluyla kullanılan ilaçların görevi oradaki iltihabı kontrol altına alıp Tıpkı bir merhem gibi aslında hava yolunun iç yüzeyini tedavi edip, oradaki iltihabı sıfırlayıp, hava yolunda bu tür kalıcı zararlar olmasını önlemektir. Evet, yani e, yapılan tedavi ileriki yaşlarda oluşabilecek Tabii. ciddi sorunlarında önüne Solunum fonksiyonlarını önüne korur, Hı -hı. ileride kronikleşmeyi önler. Hı -hı. Evet. evet, alerjik rahatsızlar, rahatsızlıklardan biri de alerjik nezle. Hı -hı. Ee, birazcık da bu rahatsızlığa değinirsek. Alerjik nezlenin... E, bir polenle olanı var. Bir de sürekli yıl içerisinde ev içinde olabilen ve her an karşılaşılan alerjenlerle olanı var. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü yıl içinde sürekli karşılaşılan da genelde kış boyu, yaz kış fark etmiyor. Sürekli hastanın şikayetleri var ve hakim olan şikayet burun tıkanıklığı, ağza açık uyuma, horlama gibi daha çok tıkanıklığa dayalı. Hatta yanlışlıkla geniz eti büyüdü diye tanı alabilen hastalar oluyor. Öte yandan polen alerjisi olanlarda hasta genel olarak polen mevsimi dışında normaldir. Ama polen dönemi, baharlar geldiği zaman hangi polene duyarlıysa ona bağlı olarak hapşırık, burun akıntısı, bazen burun tıkanıklığı, aynı zamanda eşlik eden gözde sulanma, kaşınma, kızarma gibi daha genel burunu ve gözü de içine alan. Hı hı. Ve, ve polen mevsimine özgü böyle sulu burun, sulu göz, kızarık göz gibi bir e, bulguyla karşımıza çıkıyor. Bunları çıkar. ayrı ayrı değerlendirebilir miyiz? Ee, Şimdi hikayesini olarak... aldığımız zaman hı hı. hastanın zaten mevsimine ve oluş şeyine onu göre alıyoruz. Zaten. Alerji testiyle hı hı. E, bunun hangi alerjenin sorumlu olduğunu buluyoruz. Tüm yıl içinde olup yani böyle çok e, kesin çizgilerle ayrılmıyor hiçbir şey tıpta. Yani hem polene hem Mayta, ev tozu, akarına duyarlı olabilir hasta. Hem kış boyu vardır, hem polen döneminde vardır. Dolayısıyla testi yaparsınız, hastanın hangi her iki alerjine duyarlı olması da söz konusu olabilir. Tedaviyi de ona göre yönlendirirsiniz. Peki Bu alerji testinde e, nelere karşı duyarlı o, olduğu çıkıyor hastanın. Evet. Bu bunlar nelerdir? Hani toz, e, neler geniş, olabilir? Bunun dışında bilmediğimiz neler olabilir? Yani